emekli olunca bir boşluğa düştüm. Duramadım. Sağa gittim, sola gittim, gezdim, dolandım. Bir gün yorgun argın eve gelince TRT 2'de 4 dakikalık bir program izledim. Yaprak bağlama yapın belgeseliydi. Ben bunu yapacağım dedim, kalktım bu işi öyle başladım. 21 günde bir rende zımpara, bir mermer parçasının üzerinde alıştırma yaparak başladım teknesinden bitinceye kadar imal etmeye. Ben baktım ki Gümüşhane'de artık rahat edip duramayacağım. Geldim bu köye yerleştim. Ondan sonra da bağlamayla haşır neşir olmaya başladım. Ticari amaç gütmüyorum ben bu işte. Sadece bu sektörde bu işe gönül verenlerle birlikte benim de bir katkım olur mu diye düşünerek bağlama hayatım başlamıştır. Eşimin büyük desteği var tabii. Tabii bunun 21 gün sürmesinin asıl etkeni de kullandığımız her bir parçayı yapıştırıyoruz birbirine, kurumasını bekliyoruz. Bugünkü gibi sıcak boncuk tutkal olayı yok, anında yap hemen, ısıtarak istediğin gibi yanaştır yap, biz onları bilmiyorduk. Tabii bunlar daha sonra gelişen olaylar. Bağlamayı yaptım. Hiçbir ölçü yok, bir kural yok. Bir bel lastiği aldım elime, gittim bir, o zaman bir müzik mağazası vardı Gümüşhane'de orada. Gittim bağlamanın üstüne tuttum onu, dedim bunun büyüğü de küçüğü de uzanıp kalkınca perdesi şunu bunu yerini buldum, ona çizdim, geldim onun üzerine uzattım. Aynı koordinatları ona koydum. Aldım perde bağlayacağım, bir tane bağlıyorum, ikinciye ben geçiyorum, o açılıp düşüyor. Yani öyle başladık ama şimdi bayağı daha geliştirdim. O benim için hayatımın en büyük handikapı. Yani bunu yapıp da çalamamak. Bunu zaten çalabilseydim ben su içmeye dahi gitmezdim. Oturur bununla beraber hasbihal olurdum. Tarifi imkansız bir duygu. Yani o duyguyu tarif etmek ancak yaşanarak görülen bir şey. Ya gece yatarken eşimin yanında bağlama aklıma geliyor. Bırakıyorum onu, geliyorum. Bu da son telimiz. Gökhancığımın ellerinden öper şimdi. Evet. Bunu bir test eder misin Gökhancığım? Evet sevgili abim. Top siz. Gümüşhane'de saz üretimi yapan Burhan abi gibi herhangi bir abimiz veya arkadaşımız yoktu. İstanbul ve çevre illerden tedarik ediyorduk. O zamanlar saz çalmaya büyük bir hevesle başladım. Çok sevdiğim bir iş. Enstrüman benim için farklı. Saz çalmayı çok seviyorum. Ve artık son yıllarda sazımızın tamirleri Burhan abiden geçiyor. Burhan abinin yani bizim isteklerimiz doğrultusunda yapılması gerekenleri yapıyor Burhan abimiz. Kendisini aşla, meşle takip ediyorum yani. Çok başarılı, çok azimli bir abimiz. Kendi beklentilerinin çok çok üzerinde imalatlar yapıyor. İnanın altın oranda sazlar çıkarıyor. Kendisinin daha başarılı olabileceğini söylüyorum. Yaptığı sazları hemen hemen hepsini elimizden geçiyor. Test ediyoruz, bakıyoruz. Burhan abim aradığı zaman yeni bir sazın imal olduğu hemen aklıma geliyor ve buluşup ya köyde ya aşağıda Gümüşhane merkezde sazımızı test ediyoruz. Saz üzerinde çalıştığı birçok aleti kendisi üretti yani. Bir kopyasını aldı öyle diyelim daha doğrusu. Kendi üretti ve bu şekilde sazlar çıkarıyor. Yani ben ileriki dönemlerde bir sazını iyi bir
üstadımıza göndermeyi düşünüyorum. Erdal Erzincan'ı diyelim. Kendisine bir tane hediye saz göndereceğiz buradan. O bizim için de başka bir aşk olacak tabii ki.